Selamlar değerli dostum. Uygulamaların bir deyiz. Hemen etkinliklerimize şöyle metnimizden başlayarak bir bakalım. Bir metnimiz var. Üçüncü sorulara kadar bu metne göre yapmamız değerlendirilmiş. Bir değerlendirme yapılmış. Ve buna göre de bizden hangisinde bir yanlışlık yapıldığı açıklanmamız istenmiş. Aydın tablo nerede bir yanlışlık yapmıştır diye sormuş. Bir kere değerli dostum bu noktada şunu biliyoruz ki mektupta burada eleştirel bir dil kullanılmamış. Ve mektubun konusunun kişisel olduğunu görüyoruz. Çünkü Cemal Süreyya'nın eşine yazdığı özel bir mektup türü. Anlatılanlar öyküleyici anlatım, birazcık da açıklayıcı anlatımla anlatılmış. Bu noktada dilin farklı şekillerde kullanıldığı da görülmekte. Çünkü açıklama da yapılmış, haber de aktarılmış. Haber kitleri bir şeyi yaptırmak amacının olduğu yerlerde emir tipi şeklinde kullanılmış diyebiliriz. Böyle düzeltmeler, bilgilendirmeler yapıyoruz. Peki, şimdi diğer kısmımızda bu parçadaki yazım yanlışlarını bulup aşağıya yazın demiş. Burada Sanayi Bakanlığı derken kurum, kuruluş isimleri her zaman için büyük harfle yazılmak durumundadır. Sanayi Bakanlığı şeklinde. Ve gelenekler ayrılmaz diyoruz. Belki de derken, belki de ki de şöyle ayrı yazılacak. Reddeder derken ise burada bir ses olayı olduğu için reddeder yardımcı eylemle kurulmuş bir iş fiili bitişik bir şekilde yazmak durumundadır. Evet, mektup türünün genel özelliklerinden hareketle bu parçanın mektubun hangi bölümlerinin eksik olduğunu yazınız demiş. Mektupta baktığımızda sağ üst köşeye yazılması gereken tarih ve yer, sol alt köşeye yazılması gereken adres bilgilerini görmüyoruz. Bunlar yoktur. Bunlar tamamlandığında tamamlanmış oluyor diyebiliriz. B kısmına geldik, baktık. Doldurma, boşluk doldurma etkinliğini yapınız demiş. Hocam, mektuplar diğer öğretici metin türlerinin planından farklı olarak bir, neyle başlar? Hitap ifadesiyle başladığını söylememiz mümkündür. Hitap sözüyle başlar bu noktada. Tabii ki mektubun yazılış sebebi giriş bölümünde verilir ve duygu düşünceler gelişme bölümünde ve iyi dilekler sonuç bölümünde bildirilir. Güncel bir konunun başka birinin yönetiminde dinleyiciler önünde tartışıldığı tür, hatırlarsan açık oturum demiştik değil mi? Tutanak olay ve toplantı olmak üzere iki türdür diyoruz. Herhangi bir düşüncenin kitle iletişim amaçlarıyla, araçlarıyla halka duyurulmasını amaçlayan mektuplara açık mektup diyoruz. Nurullah Ataç'ın açık mektup türünde eseri var demiştik, hazırlayacak olursam. Evet, bunu da söylemiş olduk. Şimdi uygulama alanındayız. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazı doğru bazı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp cevap oklarını takip ederek çıkışa doğru ulaşınız demiş. Şimdi değerli dostum, burada bakacak olursak bir kere doğrular üzerinden gidelim. Hikaye, roman gibi şiir, mektup bir anlatım tekniği olarak kullanılmıştır diyoruz. Doğru. Resmi mektup ticaret ve sanayi alanlarında veya bireylere iş yerleri arasında yazılan mektuplardır. Doğru bilgiler bunlar. E-posta bir genel ağ içindeki elektronik bilgi iletişimidir dedik. Burada doğru. Fakat mesela burada mektupta kağıdın sağ üst köşesine yer ve tarih yazılır. Burada yanlış olduğunu görüyoruz. Fuzuli Şikayetname isimli eseri şiirsel bir üslup kullanılmıştır diyor. Burada yanlış diyebiliriz. Evet, açık oturumda toplumun büyük kısmını ilgilendiren konular ele alınıp tartışılır dedik tabii ki. Bu da doğru bilgi olacaktır. Evet, uygulama alanımızın sonuna gelmiş olduk. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine iyi bak, hoşça kal diyorum.